akşamlar sayın seyirciler. Bugün 10 Mart günlerden pazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine bugün İzmir'de devam etti. Gündoğdu Meydanı'nda 100 bin kişinin toplandığını açıklayıp seçmenden oy istedi. CHP'yi kent uzlaşısı altında DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçladı. 31 Mart seçimi için de Milli İrade Bayramı vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türk sinemasından karakterlere gönderme yaparak eleştirdi. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. O meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de seçmenle buluştu. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mazlum, İmamoğlu'na küçük enişte benzetmesi yaptı. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir ricatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı CHP'li yerel yöneticileri eleştirdi. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Yetki verdiğiniz kişiler, soruyorum, ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Kendi işlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga? Hani Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya, bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Erdoğan kent uzlaşısı adı altında CHP ile DEM Parti arasında belediye pazarlığı yapıldığını söyledi. CHP'nin demlendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. Terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Allah aşkına. Yaptıkları bir hizmet var mı? Ya şu körfezin çektiği nedir? Ramazan bayramı öncesi yapılacak olan 31 Mart seçimlerini işaret etti Erdoğan. İlk bayramı seçim akşamı yaşayacaklarını ifade etti. Bugün ilk teravih kılıyor, ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağımıza inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Meydanda 100 bin kişinin olduğunu söyleyen Erdoğan, kazananın İzmir olmasını istiyoruz diye ekledi. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı. Kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bugünkü seçim durağı Edirne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti eleştirilerine emekli maaşları üzerinden eleştiri yaparak karşılık verdi. CHP'yi baba evine benzetip kapılarımız ardına kadar açıktır dedi. Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor, görüyorsunuz. Her gün bir iftira, bir hakaret, zam yapıyor. Dönüyor bize dem deyip kavga etmeye çalışıyor. CHP lideri Özel hükümete yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle kavga etmek istediğini söyledi. Ama ona söyledim. Çok istiyorsan seninle kavga edeceğim dedim. Çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'den verdi mesajlarını. Emekli maaşlarının enflasyonun altında kaldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı
1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira, bugün 26 bin lira olması gerekirdi. 3 Kasım 2002'de Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı kuyumcuda 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Partisini baba evine benzetti, gidenlere kapılarının açık olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar, sonra ileride kimi bizim gibi sizin gibi baba evinde kalır, kimi başka yere gider. Kim ki dara düşmüştür, baba evinin kapıları ardına kadar açıktır. Buyursunlar gelsinler. Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'dan Tunç Soyer çıkışı geldi. Soyer'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki programına katılmasını eleştirdi. İçim acıyor dedi. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayım. Kendi adıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi. Benim gibi düşünen siyasetçiler adına. Ama burada bir gün, bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkan adayı için çalışıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker'in tanıtım programına katıldı. Emekli maaşlarındaki artış talebini yineleyen Akşener, partilerin yerel seçim çalışmalarının kutuplaşma içinde geçtiğini söyledi. Liderimiz Meral Akşener. Emekli, emekli, emekli diyorum, sinirler bozuldu. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerini, sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin, ceza. Akşener emeklilere seslendi. Her emekliye 11 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi. Bayramda 7 bin lira sizlere ikramiye verilmesini istiyoruz. Maaşlarınızın 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener dün Karabük'teydi. Safranbolu Belediye Başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'e oy istedi. Peker de seçmene şarkılarıyla hitap etti. Akşener bugün de Balıkesir'deydi. Esnafları tek tek ziyaret etti. Seçimlerin sert bir kutuplaşma içinde geçtiğini söyledi. Sert bir kutuplaşmadan geçiyor Türkiye. Siz de çırak çıkıyorsunuz. Halbuki seçim seçmenin bayramıdır. Vizyonlar, projeler, hizmetler tartışılır. Bana dediniz ki senin partini biz muhalefet ettik, bizim sesimiz olacaksın. İktidara da döndünüz dedi ki sen de hizmet edeceksin kardeşim. Ama bitmedi şu itişme, şuculuk buculuk üzerinden kavga bitmedi. Efendim, Kocaeli'de Zafer Partisi'nin aday tanıtım toplantısında ortalık karıştı. Partililer kavga edince araya Ümit Özdağ girdi. Genel Başkan kalabalığı azarlayıp partimde böyle bir şey istemiyorum diye bağırdı. Genel Başkan kavga edenlerin arasına girdi, ayırıp tepki gösterdi. Zafer Partisi'nin lansmanında ortalık karıştı. Herkes otursun yerine. Bir daha bu böyle şey istemiyorum. Kocaeli'de Zafer Partisi'nin aday tanıtım toplantısı vardı. Genel Başkan Ümit Özdağ da toplantıdaydı. Bir grup partili salonun dışında kaldı. Tartışmalar da böyle başladı. Genel Başkan konuştuğu sırada salondaki gerilim yükseldi ve partililer birbirine girdi. Tekme ve yumruklarla birbirine giren partililere Genel Başkan Ümit Özdağ müdahale etti. O araya girince herkes bir adım geri attı. Özgün. Oturun yerine. Herkes otursun yerine. Herkes otursun yerine. Bir daha bu böyle şey istemiyorum. Kavga sona erdi. Ümit Özdağ birbirine giren taraflara tepkiliydi. Herkes içeriye. Buyurun. Konuşacağım, beni dinleyeceksiniz. Hadi. Ya işte. Buyurun.
Bozkurt ölüm. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis ve jandarmanın yaka kamerası kullanacağını açıklayıp uyardı. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin dedi. Göreve geldiği 1 Haziran'dan bu yana yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. 402 çetenin çökertilip şüphelilerin adalete teslim edildiğini anlattı. Şuralarında şöyle aynı 100 tanıma sistemli Aselsan'ın yaptığı bütün jandarma devriye ve polis devriyelerimizde kamera sistemi olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma personellerine yaka kamerası takılacağını açıkladı. Ardından da uyardı. Artık gecenin ikisinde veya gündüz nerede olursa olsun polis sizi durdurdu veya jandarma sizi durdurdu. Sakın ha sakın siz benim kim olduğumu biliyor musunuz falan demeyin. Çünkü kendini de kamera kaydediyor. Kamera hem polisimi hem jandarmamı hem sizi kaydediyor. Bakan Yerlikaya Tekirdağ'da konuştu. Göreve geldiği 1 Haziran'dan itibaren yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kırsalda operasyon sayımız 17.757. Büyük, orta çaplı, küçük operasyon dağılımı bu. 3.396 toplam bu kadar operasyon. 21.153. 782 terörist etkisiz. Bunun 60 ölü, 601 sağ, 4 yaralı, 117 teslim. Bakan Yerlikaya bugünse Elazığ'ın Palu ilçesinde konuştu. Göreve geldiğinden bu yana 402 organize suç örgütünü adalete teslim ettiklerini söyledi. Gazze, Ramazan'a savaşın, bombaların gölgesi altında giriyor. Açlık ve kıtlığın da hüküm sürdüğü bölgede Filistinliler gıdaya ulaşabilmek için de savaş veriyor efendim. Gazze'de insanlık dramı her gün biraz daha ağırlaşırken Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerinde yol kat edilmiş değil. Gazze halkının açlık ve susuzlukla mücadelesi sürüyor. Bıçak kemiğe dayandı. Gazze'li çocuklar bir kap yemek için ellerinde tencereler gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın gelmesini bekliyor. Savaş koşulları en çok çocukları etkiliyor. Paraşütlerle gönderilen yardım malzemeleri Gazze'nin orta kesimindeki Yarmuk çarşısı içerisine düştü. Aylardır yiyecek sıkıntısı yaşayan Filistinliler gönderilen yardım malzemelerinden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Filistinliler 156 gündür hayatta kalmak için mücadele veriyor. Can kaybının 31 bini geçtiği Gazze'de Ramazan ayı öncesi çocuklar savaş atmosferinden bir nebze olsun uzaklaşsınlar diye şenlik düzenlendi. Ramazan öncesi hızlanan ateşkes görüşmelerine gelince henüz yol kat edilemedi. Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns bir araya geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kabul edilmesi imkansız şartlar sunduğu açıklaması geldi. Samsun'da iddiaya göre yasak aşk cinayetle bitti. Eşinin telefonunda kuzeninin mesajlarını gören koca akrabasını gidip iki kurşunla öldürdü. Teslim olmak için jandarmaya giderken de canlı yayın açıp olanı biteni anlattı. Arkadaşlar bunun bir namus davasıydı, hallettim. Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Cinayet işledi, canlı yayın açıp teslim olmaya gitti. Abla hallettim, siz bana bakın, korkman da. Samsun Bafra'da yaşandı olay. Ekrem Sezgin'le Bahri Sezgin ikinci kuşak kuzen. İddiaya göre Ekrem Sezgin eşinin telefonunda mesajlar gördü. Eşinin uzak kuzeniyle ilişkisi vardı. Yasak aşkı eşi de itiraf etti. Cinnet getiren adam tabancayla yola çıktı ve Ekrem Sezgin'i iki kurşunla öldürdü. Cinayet işleyen Ekrem Sezgin teslim olmak için jandarma karakoluna doğru yola çıktı. O sırada cep telefonundan yayın açtı. Arkadaşlar bunun bir namus davasıydı, hallettim. Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes yarın bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Araçta bir kişi daha vardı. Cinayet şüphelisinin tabancası ön konsolda duruyordu. Anne ve ablasına mesajlar bıraktı, ağlamaya başladı. Tam bir cinnet anı yaşıyordu. Yanındaki kişi onu sakinleştirmeye çalıştı. Sezgin jandarmaya teslim oldu. İfadesi alınan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Efendim, İstanbul Bağcılar'dan Kırklareli'ne uzanan korkunç bir cinayet var sırada. 54 yaşındaki koca boşanma aşamasında olduğu eşini ve 26 yaşındaki oğlunu silahla öldürdü. Ardından cansız bedenlerini Kırklareli'ndeki tarlasına gömdü. Yakınlarının ihbarı sonrası gözaltına alınan cani koca cinayetleri itiraf etti. Efendim, neden yaptınız? Neden öldürdünüz? Boşanma aşamasındaki eşiyle oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü. Cansız bedenlerini satırla parçalayıp tarlaya gömdü. Akıl almaz katliamın tüyler ürperten detayları ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı vardı. Neden öldürdünüz? Korkunç olay Cuma günü İstanbul Bağcılar'da yaşandı. 54 yaşındaki emekli polis Cengiz Bedir, eşi Zeynep Bedir'le boşanma aşamasındaydı. Kararından vazgeçirmek için eşi ve 26 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Bedir'in yanına gitti. Ancak aralarında tartışma çıkınca eşini ve oğlunu tabancayla öldürdü. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheli kocayı yakın takibi aldı ve Cuma gecesi Kırklareli'ndeki tarlasına gittiğini, sonrasında İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti. Bunun üzerine şüpheli koca İstanbul'da gözaltına alındı. İfadesinde eşi ve oğlunu öldürdüğünü, ardından da tarlaya gömdüğünü itiraf etti. Kırklareli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan cani koca cinayetin ayrıntılarını anlattı. Cani koca eşinin ve oğlunun cansız bedenlerini plastik poşete koyduğunu söyledi. Dahası otomobile taşımak için apartmanın girişinde dükkanları bulunan yabancı uyruklu iki kişiden yardım almıştı. Cesetleri Kırklareli'deki tarlasına götürdü ancak otomobilin lastikleri yağmur nedeniyle çamur olan zemine saplandı. Daha rahat taşıyabilmek için de cesetleri satırla parçaladığını itiraf etti. Cani babanın yanı sıra ona yardım eden iki kişi de gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Efendim, neden yaptınız? Neden öldürdünüz? Mersin'de 3 gün önce eski eşi tarafından katledilen Merve Gül Bayer'in annesi her şey bununla başladı deyip kızının gelinliğini ateşe verdi. Gelinlik yanarken anne de, onu izleyenler de gözyaşı içindeydi. Bu Merve! Kızlar, bu Merve'nin kefeni kefeni! Kızlar, her şey bununla başladı! Merve Gül'ü eski eşi katletti. Annesi tepkiliydi. Kızının düğününde giydiği gelinliği ateşe verdi. Merve böyle ister. Zılgıt çalın zılgıt. Merve böyle ister. Ağlamayın dedi Merve. Merve ağlamayın dedi. Merve bitti bitti Merve. Mersin'de 3 gün önce 31 yaşındaki Merve Gül Bayer işe gitmek için evden çıkmıştı. Onu bir yıl önce boşandığı eski kocası takip etti. Arkadan yaklaştığı genç kadını başına ateş edip öldürdü. Sonra da kendi hayatını sonlandırdı. Talihsiz kadının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeki cenazesine kadınlar omuz verdi. Dün akşamsa anne Hatice Kurt kızının gelinliğini alıp sokağa inmişti. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Bu mesaj Merve'den geldi. Gelinliğimi ortaya koy. Arkadaşlarımı topla. Çatır çatır yak dedi. Her şey onunla başladı dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz. Bir insan değişmez. Anne, her şey bununla başladı diyerek gelinliğe benzin döküp ateşe verdi. Merve böyle ister. Annenin gözü yaşlıydı. Merve Gül'ün arkadaşlarının da. Her şey bununla başladı. Kefen oldu kefeni. Kefen oldu. Kefen oldu gelinlik ona. Kefen oldu.
İstanbul Kemerburgaz'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı için bugün sevenleri adalet konvoyu oluşturdu. 17 yaşındaki sürücü Timur Cihan Timur'un evinin önünden korna sesleriyle geçen konvoy daha sonra kaza yerine ve mezarlığa giderek çiçekler bıraktı. Oğuz Murat Acı'nın acılı annesiyle yakınları önce Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçan sürücüyle anne Eylem Tok'a tepki gösterdi. Ay Cere, içim yanıyor. Bir haftadır ne yaşıyoruz ne bitiyoruz bilmiyoruz. Tek isteğimiz gelip teslim olmaları yani. Kaza yerine mezarına çiçekler bırakıldı. Sirenler, kornalar Oğuz Murat Acı için çaldı. Yüzlerce kişi adalet konvoyu oluşturup firari Eylem Tok'la oğluna seslendi. Oğuz için adalet istiyoruz. Bu şahıs ve suç ortakları olan ebeveynleri hak ettikleri cezayı alana kadar sesimizi en yüksek perdeden duyurmaya devam edeceğiz. O da alsın yavrusunu, bizim konvoya karışsaydı. Hiç kimse bir şey demezdi. İstanbul Kemerburgaz'da yaşanan korkunç kazanın ardından Oğuz Murat Acı'nın ölümü, delil karartma iddiaları ve 17 yaşındaki sürücü Timur Cihan Timur'la yazar anne Eylem Tok'un yurt dışına kaçışının üzerinden tam 9 gün geçti. Acılı aile ve Oğuz Murat Acı'nın sevenleri döneceğini söyleyip hala geri gelmeyen anne oğul için toplandı. Konvoy ilk olarak Timur Cihan Timur'un Göktürk'teki evinin önünden geçti. Bu olayda taksirle ölüme sebebiyet, cinayet, gasp, delil karartma dahil firara kadar uzanan büyük bir suç zinciri bulunmaktadır. Empati bekleyen fakat empatiden yoksun hasta ruhlu bir anne var. Kalabalık grubun ikinci durağı kaza yeriydi. Oğuz Murat Acı'nın fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı. Kötücül bir düşüncemiz yok. Hani gelsinler, adalete teslim olsunlar. Başka hiçbir beklentimiz yok. Basın açıklamasının ardından konvoy son olarak mezarlık ziyaretinde bulundu. Ayakta durmakta güçlük çeken gözü yaşlı anne Pervin Acı, Eylem Tok'a çağrı yaptı. Gülersin annem. Yavrusunu alsın buyursun gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsun. Hala mezarına gidemedim. Gideceğim, oğluma müjdeleyeceğim. Ki yavrucuğum sana Burhan geldi, teslim oldu. Ve 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak, ilk sahura kalkılacak. Öncesinde marketler, çarşı pazarlar çok hareketliydi bugün efendim. İstanbul'da özellikle Eminönü tıklım tıklımdı. Mısır Çarşısı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sahur ve iftar için hazırlık yapanların listeleri dolu doluydu. İşte hurmadan peynire, sucuktan pastırmaya fiyatlar. Ramazan'a var mı bir hazırlık? İşte onun için geldik. Bakıyoruz, fiyatları bir araştırıyoruz. Zaten bugün onun için çıktım Eminönü'ne. Neler var listede? Vallahi peynirinden, zeytirinden, pastırmaya ulaşabilirsek biraz pastırmasından, kuru yemişinden. Çerez, hurma, sucuk, pastırma, ne bileyim işte bir şeyler. Peynir, zeytin. Alışveriş listesi kabarık. İhtiyaçlar say say bitmiyor. Eminönü'nde ise Ramazan telaşı yaşanıyor. 11 ayın sultanı yarın başlıyor. Ramazan alışverişi yapmak isteyenlerin tercihi yine Mısır çarşısı oldu. Liste kabarık. Uzun olunca çarşının etrafında da yoğunluk oluşmuş durumda. İğne atsanız şu anda yere düşmüyor. Çok kalabalık. Allah, aşırı derecede kalabalık. Adım atın. Yine kalabalık her zaman olduğu gibi. İhtiyaçlar da bitmiyor sonuç itibariyle. Elinde sonunda alacağız. Hurma, peynir, sucuk, her şey almak istiyoruz ama çok pahalı. Bayağı pahalı yani. Ramazan alışveriş listesinin başında hurma yer alıyor ve Mısır çarşısına baktığımızda her bütçeye uygun hurmayla karşılaşıyoruz. Örneğin 330 liraya hurma var, tanesi 20 liraya denk geliyor. 450 liraya olan hurma da var ve en pahalı hurmayı şimdi size göstereceğiz. Kilosu 1100 lira, tanesi de 50 liraya denk geliyor. Ya o bizi aşar. Sonuçta emekli insanlarız. Onun için sıkıntı olur bizim bütçemize. Vallahi almayayım da yemeyeyim de. Çok şükür diğeri de aynı görevi görüyor. Vallahi iyi hareketlik var. 15-20 günde güzel bir hareketlik var. Eski kaşar çok gidiyor. Eski kaşarın kilosu 280 lira. İmalattan kendi üretimiz. Çeçil çok gidiyor. Beyaz peynir gidiyor. Çeçil, zeytin gidiyor. Kaşar aldım, zeytin aldım, hurma aldım, beyaz peynir aldım. Kahvaltılıklar bütün aldım yani. Peynir, zeytin. Biraz sucuk alırız işte herhalde. Pastırma var
mı listede? Var. Var. Birinci sırada pastırma var zaten. Ramazan'dan Ramazan'a da olsa tercih ediyoruz. Pastırma fiyatları da cep yakmaya devam ediyor. Örneğin baktığımızda fiyat listesine 1100 liraya olan pastırma da var. 1800 liraya kadar çıkan pastırmayı da görüyoruz. Örneğin şurada baktığımızda Kayseri antikot pastırmanın kilosu 1700 lira. Tabii iftariyelik olarak pastırma almak isteyenler ya gram şeklinde alıyor ya da dilim dilim. Örneğin şu anda elimde gördüğünüz gibi 90 gram pastırma var ve fiyatı 169 lira. Vallahi pastırma sucuklar pahalı. Pastırma kilosu 1,5. Ete zam koydular. Sucuğun da kilosu 650 lira. Efendim, bir Ramazan geleneği olan davulculara Çorum'da ilginç kurallar getirildi. Şikayetler üzerine zurna ile oyun havası çalınması yasaklanırken davulculara tek ritim eğitimi verildi. Bu sene sadece hafta sonu gecesi sokaklarda olacak olan davulcular bahşiş de toplayamayacak. Düm teke tek tek, düm tek, düm tek, düm teke tek tek. Alt dakika çubuğu bir fazla vurulmayacak. Hiçbir kimseye bir TL para verilmeyecek. Bir ayda sadece 4 gün çalışacaklar, bahşiş toplayamayacaklar. Çorum'da Ramazan davulcularına yasaklar getirildi. Biz bu geleneğin yaşatılmasından yanayız. Gelen şikayetler üzerine sahurda zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, Ramazan'a sayılı gün kala davulculara aynı ritimde çalmaları için eğitimler verdi. Tek ritim, tek ritim, tek ritim, düm tek, düm tek, düm teke tek tek. Yeni kurallara göre mesainin olduğu günlerde davul sesi duyulmayacak. Her hafta sonu cumartesiyi pazara bağlayan gece Çorum ilimizi 46 parçaya böldük. Her parsele bir davulcu kardeşimizi görevlendirdik. Aynı zamanda belediye davulcuların parasını ödeme kararı da aldı. Çorumlulara bahşiş uyarısı yapıldı. Eğer olur da birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirlerse kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde para vermesinler. İstanbul Tuzla'daki bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışan bir kadın iddiasına göre topuklu ayakkabının çıkardığı ses yüzünden patronu tarafından feci şekilde dövüldü. Darp raporu alan estetisyen şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yüzüm gitgide şişiyor, boğazıma kadar. Yüzü gözü şişik ve morluklar içinde, yaşadığı psikolojik travmada cabası. İddiasına göre giydiği topuklu ayakkabının sesi yüzünden patronu tarafından bu hale getirildi. Ben bunu yapamıyorum, yutamıyorum. Onun şu an yaşadığı travmayı ve bu adamın sokakta gezmesini ben kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum şu anda. 39 yaşındaki estetisyen Yasemin Er, İstanbul Tuzla'daki bir güzellik merkezinde çalışıyordu. 1 Mart günü güzellik merkezinin sahibi Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız oldu. Ablam namaz kılmak için abdestini alıyor. Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda bir kalkmış, işte bu topuklu ayakkabı sesini çıkar artık ayağından falan diye bir bağırarak tepki vermiş. Aralarındaki tartışma iddiaya göre kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. O anda kolundan tutuyor. İnanın bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına çalışmış. Ve ben bunu anlatırken bile hani çok kötü oluyorum. Ve hırsını alamamış. Ablam yere düşmüş, tekmelerle, yumruklarla devam etmiş. İddialar oldukça vahim. İş yeri sahibinin odanın kapısını kilitleyip eri bir süre rehin aldığı da öne sürüldü. Nasıl bir gözü döndüyse arkasında duran çekici de alıyor. Ablamın kafasına tam vuracakken ablamın ağzından gelen kanı görünce bir anda kendini geriye doğru çekiyor ve utanmadan sadece karşısına oturup sırıtıyor. Bir de dükkanın kapısını kilitleyip 20 dakikada kahkaha atmış karşısında. Vücudu yara bere içinde kalan kadın hastanede tedavi altına alındı. Yüzüm gitgide şişiyor, yaşam boğazıma kadar. Ben uyuyamıyorum, yutamıyorum. Olayı duyunca büyük şok yaşayan kardeşi Yeşim Er şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir karşı tarafla iletişime geçtiniz mi? Geçtim. Bana sadece bir tokat attığını söylüyor. Muhtemelen karakolda verdiği ifadede de sadece bir tokat diyor. Güzellik merkezinin sahibi iddiaları reddetti. Yasemin Er'in kendisinden sürekli para istediğini, bu sebeple aralarında sorunlar çıktığını söyledi. Ablamın sağ çenesi kırık bir vaziyette, sol kıkırdak kırık. Aldığı darbeleri vücudunda size anlatamam.
yaşadığı psikoloji şu an sıfır durumda ve bu adam hala elini kolunu sallayarak geziyor. Küçükçekmece'de silahlı maskeli iki soyguncu bir kuyumcuya girdi. Silahla tehdit ettikleri kuyumcudan altınları istedi. 250 bin liralık altını alıp kaçan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sanırım iki el ateş ettiler. Yüzlerinde cerrahi maske, ellerinde silahla kuyumcudan içeri girdiler. 25 saniyede 250 bin liralık altını çaldılar. 200-250 bin lira gibi bir zararımız var. Bilezik, 14 ayar ve 22 ayar bilezik. 8-9 adet. Olay İstanbul Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi İki Telli Caddesi'nde bir kuyumcuda yaşandı. Maskeli ve silahlı iki kişi kuyumcuya girdi. Silahlı soyguncular kuyumcudan vitrindeki altınları poşete doldurmasını istedi. Ancak o sırada kuyumcunun komşusuna işaret verdiğini, yardım istediğini fark eden soyguncular paniğe kapıldı. Şüpheliler alabildikleri bileziklerle olay yerinden kaçtı. İşaret verdiğimi anlayınca panikledildiler, alabildiklerini alıp dışarıya ateş ederek kaçtılar. Bir aracın camını isabet etti. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Kağıthane'de 29 yaşındaki bir genç yıllardır mahalleden tanıdığı, birlikte yemek yediği, hatta evine girip çıktığı arkadaşına iddiaya göre arkasından konuştu diye kurşun yağdırdı. İşe giderken saldırıya uğrayan, bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet eden adam kanlar içinde yerde kalırken polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kurşunlardan birinin hala vücudunda olduğunu söyleyen talihsiz adam kendisine pusu kuran saldırganın sadece bir ay hapis yatıp çıkmasına tepkili. Gittik baktık, şahsın bir yerde yatıyordu. 3 gün önce benimle aynı sofrada yemek yedi. 3 gün sonra bana pusu kurdu caddede. Arkamdan konuştun dedi, pusu kurdu. Sokak ortasında kurşun yağdırdı. Şaşırıyorum niye böyle bir şey yaptığını. Şahıs çocukluğundan beri tanıyorum kendisini. Ailesi de bizim evimize girip çıkan insanlar. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olay geçtiğimiz yıl İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İzzet Karabulut evinden çıkmış bu sokakta yürüyordu. Kendisini takip eden saldırgan o sırada harekete geçti. Bir anda koşarak üzerine geldi. Beliğinden silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Tam caddeye çıkarken geldi, ateş etti bacaklarıma. Sağ bacağıma geldi ilk attığı mermi. Ben dur falan ne yapıyorsun demeye kalmadı zaten. İki tane de sol bacağıma geldi. Saldırgan hızla kaçarken çevredekiler hemen yardıma koştu. 36 yaşındaki bir çocuk babası Karabulut hastaneye kaldırıldı. Ama üçüncü hala benim kalçamda duruyor. Omuriliğe yakın olduğu için de çıkartamıyorlar. Orada kalacak ömür boyu. Sol bacağım sekiyor. 2 yıl, 2,5 yıl daha bu bacağım böyle sekecek. 29 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde arkamdan konuştu, ben de vurdum diyor. Gelip bir sorsaydın, madem arkamdan konuşmuşum, bir sorsaydın arkamdan konuşmuşsun diye, ama bunu bile sormadın. Tahminimce benim, birisi bunu doldurdu, benim üstüme yolladı. Saldırgan cezaevine gönderildi ama çok geçmeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karabulut mahkemeden çıkan karara tepki gösterdi. Kendisi 29 gün mü, bir ay bir ceza yattı. Tahliye oldu. Ondan sonra da buna adalet deniyor. 3 yıla yakın bir ceza aldı. 3 yılında zaten cezası yok. Elini kolunu sallaya sallaya çok rahat bir şekilde gelip mahallede geliyor, takılıyor. Efendim, Hakkari Yüksekova'da bir anne 14 yaşındaki oğlu eve dönmeyince büyük panik yaşadı. Oğlunu aramak için sokak sokak dolaştı. Komşulardan, muhtardan yardım istedi. Hatta camiden anonslar yapıldı. Neyse ki çocuk çok geçmeden bulundu. Hastanedeydi ama durumu iyiydi. Ağlayarak ve panik halde sınıfları dolaştı. Her yerde oğlunu aradı. Hakkari Yüksekova'da 14 yaşındaki Yusuf Macit top oynayacağım diyerek evden çıktı. İlçede kar yağıyordu. Aradan saatler geçti ama çocuk eve dönmedi. Anne Şerife Macit meraklanmıştı. Önce komşularına haber verdi. Oğlunun arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Mahallede arama yapıldı. Durum polise de bildirildi. Arkadaşlarla kar topu oynayacaklar. Dönecek, geri eve gelecek. Oğlumuzu arıyoruz, oğlumuzu bulamadık. Yusuf Macit 14 yaşındadır. Mahalle muhtarının bilgi verdiği cami imamı da anonslar yaptı. 14 yaşında Yusuf Macit adında bir erkek çocuk kaybolmuştur.
Yusuf ortada yoktu. Annenin korkusu her dakika daha da büyüdü. Oğlunun okuluna gitti, gözyaşlarıyla sınıfları dolaştı. Saatler sonra rahatlatan haber geldi. 14 yaşındaki Macit ilçedeki devlet hastanesindeydi. Durumu da iyiydi. Sultan Gazi'de şoförü uçurumdan yuvarlanan hafriyat kamyonundan son anda atladı. Bekçileri yaralayan gruba operasyonla kasa ve hızlı bir tur var sırada. Hafriyat dökerken kaymaya başladı. İş makinesiyle kurtarmak istediler ama olmadı. Halat kopunca kamyon uçuruma yuvarlandı. Şoför kendini son anda dışarı attı. Olay İstanbul Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir kamyon hafriyat dökerken kaymaya başladı. Durumu fark eden şoför yardım çağırdı. Kamyon halatla iş makinesine bağlandı. Kamyon yukarı doğru çekilirken bir anda halat koptu. Şoför son anda atlarken şaha kalkan kamyon takla atarak uçuruma yuvarlandı. İmdatını çekmiştim. Nasıl yedin bu arabayı? Bu görüntülerse Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nden. Gece Kartalları isimli bekçi grubu devriye yaparken mühürlü kıraathaneye çok sayıda kişinin girip çıktığını görünce buraya baskın düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı baskında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılarla bekçiler arasında arbede yaşandı, bir bekçi kulağından yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler bekçilere saldıran 7 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Burası da Kadıköy. İddiaya göre alkollü olan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince durakta bekleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan sürücü kaldırıma, arkasında oturan arkadaşı ise kaputun üzerinden kayarak yere düştü ve yaralandı. Kolları ve bacakları kırılan arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam tiyatro ve dizilerin usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Yıldızoğlu yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Talebelerin içinde bundan daha kuvvetlisini görmedim. Yeşilçam filmlerinin karakter oyuncusu... Tam 20 saniye vaktim var. Tiyatro sahnesinin emektarı, çok teşekkür ediyorum. 90'larda dizilerin aranan yüzü. Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayata veda etti. Pek az rastladım böyle güzelliklere. Haberi kızı Sibel Aybar verdi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Aybar, babasının ölüm nedeninin yaşlılığa bağlı olduğunu söyledi. Gözlerin, yüzün. Suna Yıldızoğlu vefat haberinin ardından eski eşi için duygu yüklü bir mesaj paylaştı. İç dünyamı keşfeden insan. Ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan. Hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan. Huzur içinde uyu. Kalbimde annem ve babam gibi hep yaşıyor olacaksın. Vandal ülkesinde olan Mars'ın kılıcını getir bana. Kayhan Yıldızoğlu, Keloğlan, Şoför Nebahat, Ali Baba ve Kırk Aramiler gibi 150'nin üstünde filmde rol alırken çok sayıda televizyon dizilerinde de yardımcı rollerde oynadı. Bunların hepsi kölelerim. Kayhan Yıldızoğlu için yarın Levent'te öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Kendi isteği doğrultusunda Yıldızoğlu, Feriköy'de annesinin yanına defnedilecek. Siz iyi bir sanatçı olabilirsiniz. Ve Star'ın haberi burada noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.